Merhaba arkadaşlar, Mecani'ne hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu sezonun başında yeni bir güncelleme gelecek diye Nordeus'a bilgiler verilmiş. Nordeus'tan bilgiler gelmişti. Ve hatta birkaç gün öncesinde de gol etkinlikleri, gol sevinçlerinin değişiklikleri olacaktı. Bununla alakalı bir güncellemeden bahsedilmişti. Ve arkadaşlar geçen gün de bu ilgili güncelleme geldi ben de onunla alakalı kısa bir video çektim şimdi ondan bahsedeceğim size öncesinde arkadaşlar özel sponsorlukta bir arkadaşımız bana Premium hediye etmiş kendisine çok teşekkür ediyorum Öncelikle hemen şöyle göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum Buradan da güzel bir DC geldi 7.2 yıldız sezon sonuna kadar kiralık ve ee, hayrını görelim inşallah. Ve ayrıca güçlendirme laboratuvarından da ikinci seviyeyi hediye etmiş. Yine aynı arkadaşımız. Yine çok teşekkür ederim. Elleri dert görmesin. Sağ olsun. Şu hasta halimde beni mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar gelelim bu yeni etkinliğe. İlgili, hani ben o kısa videoyu bu videonun sonuna ilave edeceğim. Ama öncesinde arkadaşlar birkaç parça bir şey söylemek istiyorum. Hemen bununla ilgili. Oyuncuların gol kutlamalarıyla alakalı olarak gördüğünüz gibi şuraya bir bölüm eklenmiş oldu. Ve bu bölümde de ifade edilen en önemli nokta şurası bence. Ee, gol kutlamaları arkadaşlar yakında satın alınabilecek diyor. Yani bu ilgili etkinlikte hani gol attığı zaman standart sevinme değil. Biz kendimiz seçiyoruz e, hangi sevinme şeklini seçebileceğimizi. Bunu devre dışı bırakabiliyoruz. Penaltı atışları buna dahil değil. Ve ayrıca e, ilgili gol kutlamalarında arkadaşlar Nordeus bize bunu parayla satacak. Yani Nordeus'un yaptığı arkadaşlar her yenilik e, bize maddi anlamda bir kısım külfetler getirmeyi, bir kısım e, bizden artık token karşılığı vesaire mi olup bilemiyorum. Ama e, bizim satın almamızı teşvik et, edecek şekilde yeni güncellemeler getiriyor. Yani e, her yeni güncelleme aslında oyunu biraz daha para eksenli hale getirmiş oluyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim önümüzdeki zaman dilimi içerisinde. Şimdi... Bununla alakalı da aslında böyle bir hemen e, ben ha bu ilgili etkinliği aldım. Halezeroğlu adlı oyuncuya verdim. Hemen şöyle göstereyim. Koy kutlamaları. Şu etkin, şunu verdim arkadaşlar. Çükrek zıplama diye bir isim vermişler. Ben bunu e, bizim Cristiano Ronaldo'nun e, biraz sevincine benzettiğim için bunu koydum. Şu daha fazla diyor. Hemen şöyle göstereyim. Eğer ben bunu devre dışı bırakırsam başka bir oyuncuya verip veremeyeceğimi bilemiyorum. O yüzden şu an devre dışı bırakmadan sizin de isterseniz bir küçük bir hazırlık maçı yapalım. Ve bu hazırlık maçında da bu oyuncuyu oynatalım bakalım. Nasıl bir gol atacak, nasıl şekilde yapacak. Hatta öncesinde taktiklerde de şöyle bir şey yapayım. Serbest vuruşlu da hemen buna verelim. Penaltı atışı zaten dahil değil dedi. Hemen şöyle bir hazırlık maçı yapalım. Dostluk maçı yapalım. Hatta bir noktada düşük seviyeli bir takım seçelim ki hemen hızlı bir şekilde Gol atabilelim. En alt seviyede Emir 61-61-E diyor. 61 olduğuna göre Trabzonlu olma şansı yüksek diyorum. 7 dakika sonra dedi. O zaman ben burada küçük bir e, videoyu keserim. 7 dakika sonra başlatırım. Ve dolayısıyla sadece ilgili gol kısımlarını almaya çalışırım. Ee, ve ama bunu yaparken de hemen araya isterseniz e, biraz önce bahsetmiş olduğum o e, videonun bir küçük parçasını ilave edeyim ben. Ve ondan sonra da hatta şimdiden de e, kendinize iyi bakın diyorum. Meccanende görüşmek üzere diyorum. Bu arada biraz önce hani bu video çekim öncesinde e, çok ciddi bir maç oynamıştım. Evet şimdi serbest vuruş kullanacak. Ve serbest vuruşta Halezeroğlu'nu etkilemiş e, şey yapmıştık. Evet seçmiştik. Bakalım. Evet. Şimdi görüyoruz. Gördük. Evet sevindi arkadaşlar. <laughs> evet. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde sevindi. ...kenara doğru ilerledi. Şimdi bakalım. Neyse. Yani şu an arkadaşlar hedefe ulaştık. Gördüğünüz gibi bu şekilde seviniyor. Şimdi e, tekrar tüm maçı... E, ...izlemenin çok büyük bir esprisi olduğunu düşünmüyorum. Ve şimdi gol kutlamalarına tıklayalım. Şimdi ücretsiz hediye diyor. Desin bakalım. Evet... 3 tane görüyoruz. Seçeceğim bir oyuncu için gol kutlamalarından birini seç al. Kükrek zıplama. Zafer dalışı. Böyle bir şeymiş. Bu nasılmış? Evet. Kükrek zıplama ne? Kükreyerek zıplama olsa daha mantıklıydı. Havalı takla. Şu şekilde. Bu üçünden bir tanesi. Şöyle bakıyorum tekrar hangisi daha güzel. Şu Cristiano Ronaldo'nun taktiği şöyle. Bunu tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Seçeceğim bir oyuncuya bir gol kutlaması. Hata. Evet. Burada en çok golü atanlardan biri. Ya Bayer olur ya da Kastilyon olur veya Halezeroğlu olur. Halezeroğlu'na vereyim. Yani sadece bu oyuncu gol attıktan sonra böyle bir hareket yapacak. Tekrar görelim. Tamam. Gördüğünüz gibi bunu buraya koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar merak ettiğimiz şey şu. Eğer ben bunu devre dışı bırakırsam bunu bu oyuncu da tekrar kullanabiliyor muyum? Veya bir başka oyuncuya verebiliyor muyum? Şimdi devre dışı bırak dedim. Gol kutlaması devre dışı bırakıldı. Şu an devre dışı diyor. Etkinleştir var burada sadece. Ama bu burada devre dışı olması başka bir oyuncu da aktif hale geldiğini göstermiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir oyuncuya sadece verilebildiği zaman sadece o oyuncuda kalıyor. Şu an devre dışı hiçbir şekilde gol etkin değil. Etkinleştir dediğimiz zaman da tekrar aktif hale geliyor. Yani bir oyuncuya sadece ilgili gol sevincini etkin hale getirebiliyoruz. Birden fazla sadece 3 tane ee, bu şekilde gol sevinci verilebiliyor ve bunlardan sadece bir tanesi etkin oluyor. Diğerini devre dışı bırakabiliyoruz. Evet arkadaşlar, konu bu kadar. Yani etkinleştir dediğimiz zaman ilgili oyuncu da etkin hale geliyor. Sadece tek bir oyuncuya verebiliyoruz. Ee, yani herhangi bir şekilde gol sevinci bütün oyuncular için geçerli falan değil. Sadece biz kime verirsek onda etkin oluyor. Ee, ve burada da dikkat edeceğimiz şey penaltı atışları buna dahil değil. Diğer atılan gollerde eğer etkinse e, gol sevincini görebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanende kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.